Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Brawl Talk tarihi çok çok yaklaşmışken, heyecan doruktayken yeni bir Brawl Stars teori videosuyla karşınızdayız. Ve bu video için yine her zaman olduğu gibi yanımda Oynamak Lazım kanalından Ömer var arkadaşlar. Bugün sizlerle 5 tane birbirinden önemli şey paylaşacağız. Bahsedeceğimiz 5'i kısa kısa özetleyeceğim, sonra konulara gireceğiz. Birincisi, Brawl Talk ne zaman gelebilir? Brawl Talk tarihi ne zaman olabilir? İkincisi, yeni sezon 9. sezonda ve Brawl Talk'ta bizleri neler bekliyor olabilir? Aynı zamanda bu konuyla ilgili inanılmaz bir teorimiz var. Üçüncü konumuz Dünya Şampiyonası teklifleri arkadaşlar. Daha önce hatırlarsanız bir tane Jesse kostümü paylaşmışlardı. Dünya Şampiyonası yaklaşıyor ve bununla ilgili bizleri neler bekliyor, bunları sizlerle paylaşacağız. Yine dördüncü konumuz, Frank'ten çok ilginç bir tweet geldi. Yeni bir Ender Savaşçı gelip gelmeyeceğinin cevabını sizlere vereceğiz. Ve son olarak da en çok beklenen konulardan kulüp güncellemesi. Kulüp güncellemesi ne zaman olabilir ve kulüp güncellemesinde neler olabilir? Yine bu konuyla ilgili de inanılmaz tweetler var. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve eğer bu videoya 5000 like gelirse arkadaşlar, Brawl Talk'tan önce yine Ömer'le birlikte belki bir tane daha teori videosu paylaşabiliriz. O yüzden mutlaka aşağıdan bir tane de like atmayı lütfen unutmayın. Konulara geçmeden önce Ömer, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Onur abiciğim. İlk konumuz arkadaşlar Brawl Talk tarihi. Brawl Talk tarihi ile ilgili yine daha öncesinde Ömer'le birlikte çektiğimiz videoda aslında bir teorimizden bahsetmiştik. Brawl Talk tarihi ile ilgili bahsetmiş olduğum videoda çok kısa bir bölümü sizlere dinleteceğim arkadaşlar. Orada zaten aslında tarihle ilgili tahminimizi çok net bir şekilde paylaşmıştık. Zaten bu arada Cadılar Bayramı 31 Ekim arkadaşlar. Hani o yüzden 30 Ekim dediğimiz seçenek çok zor. Yani Cadılar Bayramı'ndan hemen bir gün önce bir güncelleme gelip bir gün sonraya onun güncellemesini çıkmaları çok kolay olmaz. O yüzden de 30 Ekim'i ben direkt eledim. 9, 16, 23 kalıyor ama en mantıklısı şu anda 23 Ekim gibi. Bakalım Ömer'in de dediği gibi bekleyeceğiz ve göreceğiz. Önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi 23 Ekim Cumartesi günü çok mantıklı bir tahmin arkadaşlar. Zaten şu anda önümüzde artık bir 30 Ekim kaldı. Cumartesi günleri yapılıyor. Bir de 23 Ekim kaldı. 30 Ekim tarihinin olması bence imkansız çünkü zaten 31 Ekim Cadılar Bayramı ve bu güncellemenin içerisinde Cadılar Bayramı da olacak. O yüzden 23 Ekim tarihi kaldı. Cumartesiyi bozmazlarsa önümüzdeki hafta sonu, yani 23 Ekim Cumartesi günü Brawl Talk'un geleceğini tahmin ediyoruz. İkinci konumuz yeni sezon ve yeni Brawl Talk'la birlikte neler gelebilir? 9. sezonda bizi neler bekliyor? Bununla ilgili de inanılmaz teorilerimiz var ve sözü Ömer'e bırakıyorum. Abi seninle bu konu hakkında çok fazla konuştuk. Zaten 6. sezondaki görseli yine seninle tartışmıştık burada. Fener Sendi'nin elinin arkasında bir görsel vardı. Burada gördüğünüz gibi Onur abinin hemen yukarısında bir tane görsel var ve bu görsel bir dinozoru andırmıştı ve ilk fotoğraftı. 6. sezonda gelen ilk fotoğraftı. 6. sezonda gelen son fotoğrafımız ise bu Surge'ün, el yapımı Surge'ün tanıtıldığı fotoğraf ve işte gördüğünüz gibi Onur abi de yakınlaştırıyor. Orada da az önceki fotoğrafla bu fotoğrafın sanki bir birleşimi. Bakın 6. sezonda gelen ilk fotoğraf ve 6. sezonda gelen son fotoğraf ve bir dinozor kafasının ortaya çıktığını görüyoruz ve 7. sezonun mesajını bize vermiş. Biz en azından öyle düşünüyoruz ve Buzz geldi arkadaşlar 7. sezonda. Evet arkadaşlar, bu da gördüğümüz gibi 7. sezonda paylaşılan ilk kostüm fotoğrafımız Mortis sahilde. Şimdi biz de Onur abiyle düşündük. 6. sezonda ilk fotoğrafla son fotoğraf arasında böyle bir detay verilmişti. Acaba bu fotoğrafta da olabilir mi diye düşünürken bu fotoğrafta da Brawl Stars logosunun hemen arkasında bir kumdan kaleyi görüyoruz. Şimdi zaten sahildeyiz. Bu çok normal yani kaleyi görmemiz ama daha sonra Coco Rosa kostümü olsun. Yani birçok fotoğrafta kale detaylarını gördük ve içerisinde bulunduğumuz sezonun detayını almış olduk aslında. İnanılmaz bir gizem vermişlerdi. İki sezon böyle bir detay verildi ya. Acaba bu sezonda olur mu? Yani bir kere tamam, iki kere tamam da üçüncüsü olur mu? Onur abi, burada da senin de dikkatimizi çeken bir durum vardı. İşte gördüğünüz evet, gibi arka taraftaki geliyor balta. Evet, yani bu sezonun ilk tanıtı. Aslında sezon gelmeden önce gelen bir kostümdü ama bu sezon özel kostüm. Yani Brawl Talk'umuzda tanıtılan bir kostümdü. O yüzden bunu ilk fotoğraf olarak sayıyoruz ve burada bir balta detayı var. Bu sezon gelen ilk fotoğraf, yani ilk kostüm ve son kostüm. Gördüğünüz gibi Brawl Stars logosunun üzerinde de bir tane balta var. Şimdi 6. sezonda öyle oldu. Tamam, tuttu. 7. sezonda tuttu. Şimdi 8. sezondayız. 8. sezonda verilen bu detay da acaba 9. sezonun bir mesajı olabilir mi diye biz düşünüyoruz. Gerçi senin de fikirlerini merak ediyorum Onur abi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Aslında biz bunu bu arada arkadaşlar Ömer'le tabii videodan önce de bayağı bir konuştuk. Balta detayı şimdi yeni önümüzde gelecek olan Cadılar Bayramı var. Daha önce de söylemiştik ya 31 Ekim tarihi Cadılar Bayramı, her sene değişmiyor ve mutlaka Brawl Stars'a Cadılar Bayramı ile ilgili bir şeyler de geliyor. Balta da Cadılar Bayramı'na uygun bir şey. Bu bir kostümün içerisinde olabilir. Belki yeni sezondaki yeni karakterin içerisinde olabilir ama bir yerlerde ben de bu baltayı kullanabileceklerini tahmin ediyorum. Çünkü şu anda bildiğim kadarıyla oyunda balta yok. Tabii ki ne olacağını şu anda öngörmek çok mümkün değil arkadaşlar ama bu baltaya dikkat edelim ve bizim dikkat edelim dediğimiz şeylerin hemen hemen hepsi şimdiye kadar çıktı biliyorsunuz ve bakalım buradaki baltayı da bir kostümde ya da belki yeni karakterde görebilecek miyiz? Aynı zamanda Cadılar Bayramı'nın simgesi olan bir bal kabağı var biliyorsunuz. O bal kabağının üzerinde böyle balta işaretleriyle resimlerini de internette görebiliyorsunuz. Yani Cadılar Bayramı bal kabağı falan diye arattığınız zaman bunu siz de görebilirsiniz ya da balta diye arattığınız zaman. Belki buradaki balta sadece Cadılar Bayramı'na işaret de olabilir ama belki de hani önceki sezonlarda olduğu gibi yine bize bir kostüm karakter sürprizi de yapabilirler. Brawl Talk'ta neler gelebileceği ile ilgili bu videonun içerisinde de bir tane Morse kodu var arkadaşlar. Bu Morse kodu ile ilgili de bazı teoriler var. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında paylaşacağız. Bundan önce Dünya Şampiyonası tekliflerinde neler gelebilir? Şu hani bir tane Jesse kostümü vardı. Bu videonun içerisinde de yine gördüğümüz, bundan biraz bahsedelim. Brawl Stars Şampiyonası 2021 hashtag ile Brawl Stars TR böyle bir paylaşım yapmıştı. Belki bunu görmüşsünüzdür arkadaşlar ve bunun alt tarafında gördüğünüz gibi bir tane görsel var. Bu görselin içerisinde de Cat Burglar, yani hırsız kedi Jesse, bu şekilde bir görsel paylaşıldı. Hatta bu görsel de e-sporculara gönderilen bulmaca, yani puzzle parçalarının birleşmesiyle oluştu. Bunun bir kostüm olabileceğini tahmin etmiştik. Hatta belki işte yeni bir karaktere işaret ediyor olabilir mi demiştik ama bu puzzle birleştikten sonra artık bunun biraz daha kostüm olabileceği teorisi daha da ön plana çıktı. Ve bu kostüm de muhtemelen Dünya Şampiyonası'nda hatırlarsınız geçtiğimiz sene Challenger Colt, yani mücadeleci Colt gelmişti. Belki bu da bu seneki Brawl Stars Şampiyonası'nın kostümü olabilir. Bu tweetin içerisinde daha fazla detay için diye bir tane link var arkadaşlar ve şimdi bu linkte bir şey göstereceğim. Bu blogun içerisinde şurada ortada 22-24 Ekim tarihinden bahsediyor ve bu tarihler arasında dünya finalleri temalı teklifler geleceği söyleniyor. Bu tekliflerden teklifler diyor, yani birden çok teklif olacağı söyleniyor. Bir tanesi şurada görmüş olduğumuz bu işte hırsız kedi Jesse diyebileceğimiz belki bir kostüm olabilir. Mücadeleci Colt kostümünün tekrar gelip gelmeyeceğini çok fazla soran arkadaşımız vardı ve bunu Twitter üzerinden de Frank'e de sormuşlar. Frank de yanıtlamış arkadaşlar ve mücadeleci Colt kostümünün gelmesi planlanmıyor. Yani mücadeleci Colt muhtemelen gelmeyecek. Burada çok ilginç bir şey daha var arkadaşlar. En alt tarafta burada diyor ki maç yorumcusu duyurusunun yanı sıra maçları izlemenin ve ödül kazanmanın yeni bir yolu hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Ve hemen üstünde bir tane görsel var arkadaşlar. Bu görsele baktığınız zaman belki sizin de kafanızda bir şeyler canlanıyordur ama bakın burada SK Gaming, SK Gaming ve Nova Esports'un kendi arasında yaptığı bir maç var. Ve bu maçla ilgili oyunculara, yani sizlere bir oylama soruyor. Sizce hangisi kazanacak? Burada belki de doğru oylamayı yapanlara bir ödül verilecek bir sistem getiriliyor olabilir. Yani şuradaki görselden en azından yorumlayabildiğimiz bu. Hatta bazı oyunlar içerisinde birçok maç için böyle tahminler yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz doğru tahminlere göre bir puan kazanıyorsunuz. Ve kazandığınız bu puanların toplamına göre de ödüller seçebiliyorsunuz. Böyle bir şey gelse çok güzel olur gerçekten. İnşallah da böyle bir şey getirirler. Daha öncesinde izleme sonucunda işte rozet falan ödülleri vermişlerdi. Bakın buradaki görselin üst tarafında gördüğünüz gibi de 2 artı 2 falan yazıyor. Bu benim dediğim gibi belki de işte puan toplayacağımız, sonra da onunla ödül seçeceğimiz bir sisteme dönüşebilir. Ve belki de canlı yayını izlediğimizde yine işte rozettir ya da farklı ödüllerdir kazanabileceğimiz bir şey de olabilir. Ama Challenger Colt, yani mücadeleci Colt'u yine parayla satın almıştık hatırladığım kadarıyla. Bu sene de eğer bir kostüm gelecekse ve şu yukarıdaki Jesse kostümü gelecekse bunu yine para karşılığında satın almamız gerekecek diye tahmin ediyorum. Çünkü oradaki 500 bin dolar ödülün 1 milyon dolara çıkması için oyuncuların bir şey satın almasını bekleyeceklerdir. Hemen sıradaki konumuza geçelim arkadaşlar. Yeni Ender Savaşçı gelecek mi diye soruldu. Çok fazla Ender Savaşçı bekleyen arkadaşımız var ama Ender Savaşçı getirmeyi düşünmediklerini bir kere daha söylemiş oldular. Daha önce bunu birkaç kere daha söylemişlerdi. Bir konumuz daha var bahsedeceğim. Ondan sonra biraz önce söylediğim Morse kodu ile ilgili inanılmaz gizemi de sizlere aktaracağız. Daha önce Frank bu şekilde bir tweet paylaşmıştı. Hatta ben bunu videolaştırmıştım. The things we do for our community, yani topluluk için yaptığımız şeyler. Yani bu şu demek: öyle şeyler yaptık ki sizin için gerçekten gördüğünüz zaman
gözleriniz yaşaracak. Ben o videoyu çektikten sonra bir arkadaşımız demiş ki işte kulüplerin 2/3 yaklaşık olarak gidecek, yani bunlarla ilgili bir planınız var mı falan gibilerinden bir soru sormuş. Frank de buna cevaben demiş ki aynı benim o videomda söylemiş olduğuma benzer bir şey söylemiş. Hayır, otomatik olarak onları bir yere yerleştireceğiz. Ve bunu yapmadan önce zaten sizinle yine iletişim kuracağız. Muhtemelen Twitter üzerinden bunun detaylarını yine bizlerle paylaşacaklar. Yani aslında şuradaki The Things We Do For Our Community dediği şey aslında burada göstermiş olduğumuz tweetle bağlantılı gibi görünüyor. Kulüp güncellemesiyle ilgili son bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Yine bunu da daha öncesinde paylaştılar. Ekim ayı içerisinde, yani bu ayın içerisinde, hani tahminimizce 23 Ekim tarihinde geleceği düşünülen Brawl Talk'un içerisinde kulüp güncellemesini tamamlamış olmayacaklarını, bir sonraki güncelleme yani Kasım güncellemesinde tamamlanacağını söylediler. Buradaki kurallar netleştiği zaman ben yine video olarak paylaşırım. Oynamak lazım da paylaşacaktır muhtemelen. O yüzden bizim kanallarımızı takip ederseniz arkadaşlar bu kulüplerle ilgili herhangi bir güncelleme olduğu anda hemen zaten videolardan öğrenebilirsiniz. Son olarak da herkesin merakla beklediği, daha doğrusu benim videonun ortasında meraklandırdığım konu, bu videonun içerisinde bir Morse kodu olduğu söyleniyor arkadaşlar. Morse kodu ile ilgili Ömer gerçekten ciddi araştırmalar yapmış. O yüzden bu bölümde sözü Ömer'e bırakıyorum. Bu videonun tam sonunda aslında biz Brawl Stars Türkiye hesabında gördük bunu. Canlı yayın sırasında göremedik Dünya Şampiyonası elemelerinde. Burada Jesse biliyorsunuz ki kupayı kaybediyor arkadaşlar ve kupayı kaybettiği zaman nereye koydum diyor. Yani kupayı çaldı, kaybetti, nereye koydum diyor. Fakat orada ilginç bir detay var. Birazdan zaten geleceğiz oraya. Oradaki karavan ve karavanın ışıkları yanıp sönüyor. Şimdi biz de VK Haberleri'yi çok fazla takip ettiğimiz için Onur abiyle böyle her yanıp sönen ışık bize Morse kodunu hatırlatıyor. Ama buradaki durumu baktığımız zaman arkadaşlarımız paylaşmışlar çok fazla. Orada bir Morse kodu olduğunu ve o Morse kodunda da Stu yazdığını söylüyorlar. Ben de araştırdım, baktım. Fakat orada Stu yazmıyor. En azından benim gördüğüm kadarıyla yazmıyor. Bir hashtag çıkıyor. Fakat görüntüyü çok çok yavaşlattığımız zaman evet bir S harfine ulaşıyorum arkadaşlar. Yani Stu yazmasının sebebi ne olabilir? Star Park üçlüsüne ait bir karakter. Çünkü sonuç olarak Star Park'ta şu an başka bir karakter yok. Değil mi Onur abi? Şu an yok, Star Park'ta başka bir karakter yok. Bakın şimdi geliyor arkadaşlar. Bakın. Burada iki tane nokta aldık. Uzun bir çizgi aldık. Yani aslında burada bir Morse kodu olabilir diye düşünüyoruz. Çok çok yavaşlatıp izlediğimizde bir S harfine ulaşabiliyoruz ama Stu, yani T ve U'ya ulaşamıyorum. Yani o kadar hızlı gittiği için, çünkü bunları çözmek çok çok zor. Yani arkadaşlarımızın teorilerine baktığımız zaman bir Stu'ysa acaba yeni gelecek bir karaktere ait olabilir. Yani Stu'nun üçlüsüne gelecek bir karakter ait olabilir mi? Şimdi Cadılar Bayramı diyoruz Onur abi. Korkuyla alakalı bir şeyler olabilirse eğer, en uygun korkunç yer Star Park olabilir herhalde, değil mi? Yani en azından öyle düşünüyorum. Yani bu konuda da artık neler düşündüğünüzü yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın dostlar. Aynı zamanda hem benim kanalıma hem de Oynamak Lazım'ın kanalına mutlaka abone olup bildirimleri açtığınızdan emin olun. Şu tarafta Oynamak Lazım'ın kanalını da görebilirsiniz. Ve son olarak marketten de kod bölümüne Onur yazarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Ömer, tekrardan çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için çok çok büyük mutluluk. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar tekrardan. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.